Kargalar ve şempanzeler düşüncelerini paylaşabilir. Hatta bebek şempanzelerin termi tavlayan annelerini izlediklerini biliyoruz. Anne şempanzeler bir sopa bulur, üzerindeki yaprakları temizler ve bir termit yuvasına daldırır. Termitler sopaya tırmanmaya başladığında sopayı hızlıca yuvadan çıkarır. Termitleri sıyırır, ağızlarına atar ve termitler ısırmadan önce hemen çiğnemeye başlarlar. İşte size lezzetli bir termit atıştırmalı. Bunu izleyen bebek şempanzeler de annelerini taklit etmeye başlar. Bu oldukça iyi bir öğrenme biçimi ama birine bu şekilde araba yapmayı öğretebilir misiniz? Ya da bir nükleer santral? Hiç zannetmiyorum. Aslında bu söylediklerim yavaş yavaş öğrenilmesi gereken şeyler. İşte bu yüzden şempanzelerin bir tarihi yok ama biz insanların var. Peki aramızdaki fark ne? Sahip olduğumuz diller çok fazla sayıda fikri sürekli olarak etkili bir şekilde paylaşmamızı sağlıyor. Yani termitleri neden çiğ çiğ yiyoruz ki? Mesela kızartabilir ya da üzerlerine bal döküp yiyebiliriz, öyle değil mi? Fikir üzerine fikir ekleyebildiğimiz ve bunu aktarabildiğimiz için insanların bilgi dağarcığı nesilden nesile büyüyen ve giderek daha da güçlenen bir şey haline geldi. Buna toplu öğrenme diyoruz. Bunun ne kadar önemli ve güçlü bir şey olduğunu anlamak için bir gün boyunca aklınızdan geçen ya da aklınıza gelen fikirlerinizi bir düşünün. Kaç fikirden ve kaç sosyal medya mesajından bahsettiğimizin farkında mısınız? Şimdi de aynı şeyi yapan bir şehri, yani milyonlarca insanı bir arada düşünün. Sürekli olarak fikirlerini paylaşıp kendi dağarcıklarına yeni şeyler ekliyorlar. Son olarak dünyanın internet sayesinde bütünleşmesini de denkleme eklediğimizde dünya etrafında anlık olarak fikirlerini paylaşan 7 milyar insandan bahsetmeye başlıyoruz. Bunun ne kadar güçlü bir şey olduğunu şimdi anladınız değil mi? Gezegen ölçeğinde toplu öğrenme. İnsanların bilgi dağarcığına siz hangi fikirleri ekleyeceksiniz?